Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bir tos makinamız var. Tos makinasının arızasının tespiti ve arızanın giderilmesini göstereceğiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ben sözü Erhan Ustam'a bırakıyorum. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar, bugün bir tos makinamız var. Geldi arızalı diye. Önce bir fişe takalım. Herhangi bir şey yok. Çalışmıyor. Öncelikle kablosundan ölçerek başlayacağız. Ölçmemiz için de bazı sökümler yapacağız. Izgaralarını bir çıkartalım. Burada vidalar var zaten. 3 tane vidayı söktük mü çıkacak. Yanında da elektrik mekanizmasının olduğu yer var. Ama arızalar genelde buradan çıkmıyor. Onun için de hiç oraya bakmayı şimdilik düşünmüyoruz. Tabii, buradan içeri uzanıyor abi. Isıtıcıları ölçeceğiz. Evet. Bir de şurada diyotu var. Onu ölçeceğiz. Oradan başlayalım. Hangisi senin? Benim çayım değil mi? Senin çayın bu abi. Benim çayım orada. Çayımızdan da içelim abi. Soğutmayalım. Şimdi izleyicilerimiz de samimiz artık. Aile ortamı. Tabii, bir şey aile. Biz bir aileyiz. Şimdi abi önce kablosunu ölçelim. Elektrik kablosunu. Ölçüm aletimizi konuma aldık. Değer var. Ondan sonra bunda da değer var. Kablomuzun biri de şuradan gelir. Şöyle diyelim de şimdi bazı biliyorsun bizim seyircimiz çok dikkatli. Oradan şase yapabilir diye hemen söyler uyarırlar. Teşekkür ederim. Diyotumuzu da ölçelim. Diyottan önce istersen bir ısıtıcıları ölçelim. Resistanslar tamam. Ölçelim. Tamam abi. Heh. Tamam. Geçirgenlik var. Yok, bunda problem yoksa onda da zaten genelde olmuyor. Şunu. Bu ısıtıcımız, resistansımız sağlam. Sağlam. Peki diyotumuzu ölçelim buradan. Öteki ısıtıcıyı sonra ölçeriz. Oraya sökmemişiz. Herhangi bir hassasiyet alalım. Şu anda yok abi. Bu arkadaşın diyotu patlak. Diyotu patlak. Genelde zaten bunların sorunu diyotunda oluyor. Biz bunu en basit yoldan. Bunu nasıl diyot tamir edeceğimizi önce bir anlatalım istersen. Diyotu değiştirebiliriz birincisi. Birincisi değiştirebiliriz. İkincisi genelde ben diyotu iptal ediyorum. Çünkü genelde aynı sorunu yaşıyor. Klemense bağlayabiliriz. Tabii. Klemensin terişi olması daha iyi. O taş gibi olan var ya. Porselen. Porselen olması daha iyi. Tabii. Yok, klemensimiz yoksa, elimize başka imkanımız da yoksa ne yapıyoruz? Birazdan göstereceğiz. Evet abi. Diyotu iptal edeceğiz. Kabloyu kısaltmayalım, şuradan alalım diye düşünüyorum ama olursa kabloyu kısaltmadan yapmaya çalışacağız abiciğim. Porselen kremansı olursa daha iyi olur. Tabii. Bak, bulamadım, kalmamış elimizde. Yoksa direkt bağlayıp koruyucu geçirip üst muhafaza hortumunu da üzerine çektiler mi? O da olur. Tabii. Ben bunu sıkarken yalnız güzel sıkmalar lazım. Şu fazlalıkları alalım. Yine de bir bant saralım abi. Ya. Ne olur ne olmaz. Ama dediğimiz gibi en iyisi porselen klemans. Evet abi. Ha, diyot da takmak oluyor da diyotlar genelde kısa bir zaman sonra tekrar patlıyor. Aynı problemi çıkartıyor. Bir deneyelim abi. Eline baksın abi.
Bombamız yandı abi. Evet. Elektrik geldi. Fazla sıkmayalım. Tamam. Fazla sıkmayalım çünkü takamayacağız. Şurayı tutar mısınız abi? Ben şu kurumasını üstüne çekeyim. Burayı geçirdik. Normalde burada yutun yerde. Kablomuz da şöyle sallanmasın. Buraya sıkıştıralım. Evet. Tamam. Şimdi yerleştirirken dikkat etmemiz gereken de şu anahtarı. Evet. Yuvasına tam oturtabilmek. Taktık değil mi yerine? Böyle takamadık abi. En iyisi burayı açacağız. Buradan takacağız abi görerek. Orada TOS makinesinin en zor kısmı bu anahtarın takılması. Evet sevgili arkadaşım. Heh. Oradaki hatta heh. Şöyle yapalım. Önce oraya takıp yukarıdan yan şöyle geçirelim. Şu arkadaşımızı takalım. Heh. Madem öyle açtık. Biz de uğraşmayalım fazla diye. Şunu çıkartalım mı? Dur abi. Seyircimiz tam görsün istersen. Aslında bazı şeyler çok basit değil mi Mustafa abi? Çok basit abi de sanki işte kompleksmiş gibi. Ama ben çok kısardım biliyor musun? Böyle mesela çıraklığım zamanında usta değilim hatta usta olmaya çalışıyorum da. Böyle insanlar yaparken arkasını dönerlerdi ya çok kızardım ya. İşte bunun için okullarımızda lise bitene kadar ev işi, el işi derslerinin olması lazım. Evet. Bu tip şeyleri insanlarımız evindeki kendi ihtiyaçlarını kendi gidermeli. Böyle olunca da şöyle bir avantaj olur. Pek çok beyin bir çeşitli konularda düşünme yeteneği kazanır. O zaman da teknolojik alanda pek çok insanımız değişik boşlar icat edebilirler. Türk insanı çalışkan. Okullarda lüzumsuz bir sürü ders var. Lambamız yandı bu arada. O lüzumsuz dersleri kaldırdıkları zaman işe yarar dersler konursa çok daha güzel olur. Evet şimdi çalışıyor. Çalıştı. Şu çalıştığının en büyük ispatı da ilk başlangıçta lambamız lamba yanmıyordu. Zaten işlemin doğruluğunu o da göstermiş oluyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik herhalde değil mi ustam? Evet abi. Var mı diyeceğim bir şey seyircilerimize? Abi umarım faydalı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı suçlu insanlarımız olabilir, hatalarımız olabilir ama tamamen bildiğin gibi sen de biliyorsun daha iyi abi. İnsanlara yardım etmek tek amacımız bu. Bize bir Allah razı olsun desinler, o bize yeter. Teşekkür ederim. Ben sözü sana bırakıyorum abi. Bir videonun sonuna geldik. Ümit ediyorum ki faydalı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.